ülkemizin ve ilimizin etkilendiği son zamanlarda gerçekten 85 milyonun yaşantısının kısıtlanmasına neden olan ve zor şartları, ağır şartları hep birlikte hissettiğimiz bu günlerde milletimizin sorunlarını bir nebze olsun duymak istemeyen sağır kulaklara duyurmak için dile getirmeyip dertlerini dillendiremeyen hemşerilerimizin derdini dile getirmek için ve toplumumuzun gül sesi olmak için Afyonkarahisar milletvekilimiz, Afyonkarahisar sevdalısı, değerli avukat Hakan Şeref Olgun'la birlikte bugün sizlere kısaca hem ülkemiz hem ilimiz adına yaşananlar üzerine bir değerlendirme toplantısı düzenledik. Yoğun bir ekonomik kriz hüküm sürmektedir. Bizler bir Afyon'un milletvekili olarak seçimlerden bu yana Afyon'umuzun her tarafını gezmeye, uğraşmaya çalışıyorum. Orada gördüğüm, duyduğum şeyleri de burada milletimizle paylaşmaya, en azından değişik şekillerde ortaya koyarak belki hükümetin bir nebze dikkatini çekeriz diye düşünüyorum. Bugün burada toplanmamızın amacı ülkemizdeki ekonomik darboğazın hangi seviyelere ulaştığını gözler önüne sermektir. Biliyorum ki herkesim bu ekonomik buhranı farklı şekillerde hissediyor. Ancak ne yazıktır ki iktidar tüm bu sorunlara gözünü yumuyor, kulağını tıkıyor. Vatandaşın işler acısı halini görmezden gelen, zam üstüne zam bindirerek vergilerle vatandaşı ezen bir iktidarla karşı karşıyayız. Sesini duyan olmadığı gibi satın alınmış medya organları yüzünden yalnızca belli başlı mecralarda bizler bu konuları dile getirebiliyoruz. Ülkemizde AKP iktidarı ile birlikte ne yazık ki yaygın bir değersizleştirme politikası hakim olmaya başladı. Bu hükümet eliyle tüm kıymetlerimiz değersizleştirilmeye başlandı. Çiftçinin hasatı da böyle değersiz hale geldi. Aracılar para kazanırken üretici zarar etmeye başladı. Piyasada değerini bulamayan mallar toprak mahsulleri ofisine satılmak isteniyor. Ancak onlar da yeterli depo olmadığı gerekçesiyle çiftçiye randevu vermiyor. Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü basın bayramında sanki basın kutlamasına katılırmış gibi sizlere de konuşma yaptı, açıklamada bulundu. Ben aynı genel müdürü Sultan Dağ Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, evet, Sandıklı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, evet, Çay Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, Dinar Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gelerek bizim de katılımımızla bir açıklama yapmasını önemli rica ediyorum.